dersen. Ela gönlüm ben bu elden gidersen. Zülfü perişanım kal melul melul, kal melul melul. Kerem'i de aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını sil melul melul. Kerem'i de aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını sil melul melul. Çiçeklerin takma başına, elvan çiçeklerin takma başına. Kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla sil gözünü gel melul melul. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşını sil melul melul. Yeşillerdeki gibi daldım göllere, yeşillerdeki gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere, başım ağlam gider gurbet illere. Ne sen beni unut ne de ben senin. Başım ağlam gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben senin. Ne sen beni unut ne de ben senin. Getir el basayım kelamullahı. Ne sen beni unut ne de ben seni. Ne sen beni unut ne de ben seni. Canımsın.
Sayın Gündoğan, ne sen beni unut ne de ben seni. Biz de sevgili izleyicilerimizi unutmuyoruz. Allah dostları unutturmasın. Amin. Evet sevgili izleyicilerimiz, öncelikle hayırlı akşamlar diliyoruz. Yine üçlü beraberiz. Tabii konuklarımı ben size tanıştıracak olursam, hemen tanıştıracağım konuğum biraz önce. Güzel sizi bir Popdiri, bir de Arguvan Kahvi'nde Sivas. Bir Sivas, bir Karaca olandan. Evet. Bizi götürdü. Evet. Sayın Hüseyin Gündoğan, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun, var olun. Yine her zaman olduğu gibi bizimle beraber STK temsilciler içerisinde, gündemin içerisinde olan çok değerli abim Sayın Hacer Arslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün türküyle başladık ama bugün biraz daha gündemi değerlendirecek olursak, tabii biraz bugün yöredeki el emeği, göz nuru olan organik ürünlerdeki hırsızlık mı diyelim, yoksa emeğe hırsızlık mı diyelim, adı her tarafa çekiliyor. Onun için biz bugün gerekse bölgemizde yapılmış olan süt ve bal noktasına değineceğiz. Tabii bu konuda çok hafta boyunca Ar-Ge'sini yapmış olan bunun sizlerle paylaşacak Sayın Hacer Arslan, kendisi yapmış olduğu görüşmelerle size bu konuda bilgilendirmiş olacak. Bir sözü uzatmaksızın kendisine öncelikle bu haftaki bazı konularda değindiğimiz gibi bazı çalışmalardan biraz bahsedecek olalım. Evet Hacer Bey, ben biraz keskin girdim, hırsızlıkla bahsettim herhalde. Biraz sert oldu. Hafif evet. Mi oldu, biraz, sert mi oldu? Biraz ağır oldu. Yani evet. Öyle demeyelim de ticaret adı altında çok zor bir şey. Benim gözümde çok zor bir şey ticaret. Evet. Hemen dönüyoruz. Rızkın 10'da 9'u ticarettedir diyor. Evet. Yani burada yapılan emeğin başkası tarafından sahiplenilmesi bir defa haram. Ama onun bilincinde olup da hakkaniyetle verdiği emeğin karşılığını alıp helal kazanç sağlamaya çalışan hemşerilerimizi tenzih ediyorum. Evet. Yani değineceğimiz konu daha sonra sizin söylediğiniz manada farklı bir tabii işleyeceğiz boyutta burada. El alacağız. Ancak burada ben ilk önce unutmamak adına Zara Belediye Başkanımızın Fatih Çelik Bey'in internet üzerinden oluşturduğu zaraokuyor.com sitesinde kitap okuma yarışması düzenlemiş. Ve okunan kitaptan özet çıkartarak onu bilgilendirecek şekilde ödüllendirme ile okumayı teşvik edecek bir girişimde bulunmuş. Okulların pandemiden dolayı, salgın hastalıktan dolayı kapalı olması, kütüphanelerin hele son 2-3 haftadır da belli saatten sonra gayri ihtiyari dışarı çıkılmaması, hafta sonları çıkılmaması, öğrencileri sadece Zara'da değil, Türkiye'nin her tarafından o siteyi irdeleyip, açıp, bakıp, okuyup o yarışmaya katılabilecek. Yarışmadaki mesele çocukları teşvik etmek bilakis. Evet. Rahmetli Şakir Çelik hocamız derdi ki, İsmail Akkacar hocamız derdi, Beyat hocamız derdi ki, bir bulduğunuz gazete kağıdını dahi okumadan atmayın. Çok kişi Texas Tomix kitapları vardı o zamanlar. Okumaya karşı çıkardı. Dersiniz çalışın, onu ne yapacaksınız falan, ama onlar dedi ki, onlar da olsa okuyun. Yeter ki okuyun. Yani yeter ki okuyun. Zaten evet. Peygamber Efendimiz'e de ilk gelen emir, Cenab-ı Allah'ın emri ikra oku değil miydi? Evet. Yani bize teşvik ediyoruz. Onun için Fatih Çelik Başkanımızı tebrik ediyorum. Buradan başkanımıza selam olsun. Hemşehrilerimizin adına saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, 1970 yıllarına gidiyoruz. Evet, 70'li yıllarda Sivas Çiçekli Mahallesi'nde pazar kurulurdu. Hı. Zannediyorum gene halen vardır. Bizim Zara'da üretilen salatalık ile fasulyenin lezzeti çok farklıydı. Kışa hazırlık bahardan,
kurutmalık, konserveli. Konserveli pek o zaman yoktu da kurutmalık daha çok vardı. Dilme börülce derlerdi. O şekilde hazırlık. Ahmet Aygül'den rahmetli Raşit Kurt kardeşim, Bahattin Kurt abimiz. Onlar daha çok bu işe iştigal ederlerdi. Sivas Çiçekli Pazarı'nı takip ederlerdi. Orada bir tona yakın malzemeyi götürürler. İki saatin içerisinde zara salatalı, zara fasulyesi geldi der, bitirir satar dönerlermiş. Emekli bir abimiz de hemen onların tezgah kurduğu yanında kendi tezgahını kurmuş. Dut pekmeziyle dut pestili satıyor. Fakat bir türlü satış rayına oturmayınca bir hafta böyle, iki hafta böyle dikkatini çekiyor. Diyor ki ya ben de şu dut pekmezinin üzerine zara dut pekmezi yazayım. Ben zara dut pekmezi yazıyor. Zara pestili yazıyor. Satışa başlıyor. Yine bir emekli abimiz oradan geçerken tezgahta o zara dut pekmezi yazısını görünce diyor ki yavaşça kulağını eliyor kardeş diyor. Bu dut pekmezi zaranın hangi köyünden? İçinden abi diyor. Ya kardeş benim dedem zaralı. Babam zaralı. Dedemin dedesi de zaralıydı. Ben de doğdum, büyüdüm, zaralıyım. Birkaç tane hemşerimizin bahçesinde dut ağacı var ama o da tam yetişmeden çocuklar yeri bitirirler. Nereden geliyor bu dutlar falan deyince aman abi gözünü seveyim. Şuradan yavaşça git ben zara dut pekmezi diye yazdım, satmaya başladım. Ekmeğe minan oynama. Adam salatalı getiriyor, satıyor, bitiriyor. Ben de onu örnek alarak bunu aldım, sattım. Ben hırsız yayınca niye kızdım ha? Al gülüm or gül eksik olmuyor ha. Evet. Güzel tabii marka olunca bazı şeylerin üstünde duruluyor. Tabii memurlarımız... Evet buyur. Memurlarımızın o zaman bahsetmiş olduğunuz gibi, aktif memurlarımız genelde sizin bahsetmiş olduğunuz gibi organik ürünleri satardı. Evet. Ama bugünlerdeki memurlarımız arabaların modellerini değiştiriyorlar. Nasıl? Yani şimdi o zamanlar ben bazen şey yapıyorum, siyasi olarak algılanmasın. Neyi siyasi, bunu siyasi? Müsaade ederseniz algılanmasın diyorum. Bakın. O zamanlar, bir zamanlardayım. Pazar girişlerinde limon satıyordu memurlarımız, öğretmenlerimiz. Yan gelir elde etmeye çalışıyordu. Ben tanıdığım çok arkadaşım var. Yani halen de yapılıyor. Ben emekliyim, çalışıyorum. Evet. Ama şimdi hamdolsun ki o memurlarımız arabanın modelini nasıl yükseltirimin hesabını yapıyor. Yazlığı nasıl daha lükse dönüştürürümün hesabını yapıyor. Yani buna şükretmeme geldi değil. Yani o günlerden geldiğimiz noktaları aktarıyorum. Evet. Ha o günleri mi özlüyoruz? Bazı noktalarını özlüyorsak da tabii ki yokluğu özlemiyoruz. Marka olunca tabii bazı noktalarda biraz daha üstünde durulur. Evet. Acele abi. Yani şimdi sen markaysan tabii bugün gündemde marka neyse onu taklitini yaparlar. Tabii burada da taklit yapan şeydir. Özellikle peynir noktasında. Şimdi peynir ve bal diyeceksin. Bir ilimizin tereyağı Türkiye'nin neresine gidersen git o ilin adıyla satılıyor. Bakıyorum Türkiye genelindeki marketlerde satılan tereyağı baktığın zaman o ilin nüfusunun tamamı hayvancılıkla uğraşıyor, iştigal ediyor olsa, her tarafı mera olsa, yayla olsa, otlak olsa mümkün değil yani Türkiye'nin her tarafında o yağın satılmış olması. Ama onun yağın ismi etrafı geçiyor. Ben başka bir noktaya geleceğim. Benzeri olay Sivas'ta, İstanbul'da çok markete gidiyorsun. Zara'nın öz köylerinin peyniri, Zara'nın Kablan köyünün peyniri, Kürünlü köyünün peyniri, İmranlı'nın Keşlik köyünün peyniri diye ayrı ayrı model şey olarak koymuş. Değil ki Zara'nın o köylerinin peyniri çökelinin bile yanından geçmemiş. Görüyorsun değil mi sen abi? Yani bakıyorsun tadına alıyorsun. Ben deyince de bana deminler hırsızlıkta kızdınız. Önemli olan burada tezgahtarlıktır abi. Evet. Demek ki tezgahtarlığı güzel yapıyorlar. Şimdi bakın orada satış ama benim eğer ki sahibi olmadan, haberi olmadan o köyün ürünü olmayan bir malı o köye mal ediyorsa ve o malda o kalite yoksa o yanlış, kusura bakmasın kimse. Yani o övdüğü doğru. Köylerindeki peynirin, biraz önce bir şey söyledim, bırakın peynirini, çökeninin dahi yanından geçmemiş diyorum. Yani
Orada suistimal olayı var. Bu konuda en yetkili olan Zara'da bizim arkadaşlarımız var herhalde. Tabii ki çok arkadaşlarımız var. Doğan Sarıçiçek kardeşimiz. Hasbal. Hasbal balını da, yağını da, peynirini de kendi üretir. Güvenmediği yerden de almaz. Onu yakından çok iyi biliyorum. O genelde bir yerlere ürettiriyor değil mi? Tabii tabii tabii. Yani hazırlatıyor. Sipariş yapar. Şimdi Doğan şey olarak olmasın. O konuda biliyorsun geçen sene Şubat ayında şeye gittiğimizde kışın 45 kişiyle gittiğimizde orada dükkanında bizzat gözlemlediğimiz eriştesinden tel kadayıfından ki evlerde tel kadayıfı yapan yoktu. Hepsini bizzat elemanlarla yapıp üretip kavut yedirdi bize. Dedemin anneannemin yedirdiği kavut. Kavut nedir? Sen abi. Bilir misin abi? Hafiklisi. Çok yedik bilmez olur muyuz abi? Yani. Kavutla mı yedik? Çordik armudu. Evet, kurusu, evet, evet. Ahlat dediğimiz onunla arpa unu ile kurutup ikisini karıştırıp yapılan bir hatta onun ayrı bir kısmı ayrı bir lezzet. Tereyağını ortasına koy, kenarından alır tereyağını bandırır. Milletin ağzını sulandırdı şimdi bu sayında biliyor musun? Alır, Acele abi ama şu günlerde bunları konuşmak bilmiyorum ama ağzımı sulanıyor. Abi yani şimdi özümüzde çok kişi kereciş bile bilmiyor ona gelecek olursak çocuklar. Sen abi. Sen bizi bir götür. Şimdi biz biraz sonra bir tekrar devam edelim. Haceli abinin sözünün üzerine bağışla beni abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani Sivas'ın biraz da bu suyundan mı, hamurundan mı, çamurundan mı? Ne? Şimdi Madımak hep Sivas'la biliyorsun hep bağdaşırdı abi. Madıma şimdi Tokat gitti şey çıkardı. patentini sahip çıkamadı. Yıllarca sahip olmazsın başka sahip olmuştu. Şimdi Kayseri pastırma satıyor. Şarkışa da yapılıyor duyduğuma göre abi. Önemli olan tezgahtarlık Kayseri pastırması. Demek ki tezgahtarlık önemli. Çok dayı, önemli abiciğim. Dayı, yani, çok önemli. Pazarlama dayı sucukları, çok önemli. Dayı pastırmaları vardı Sivas'ta. Türkiye'de nam yapmıştı. Yani. Ama şu ama bugün, yok, önemli olan bugün sahip çıkmak. Anladın mı abiciğim? Sahip şimdi, çıkamazsın. Şimdi, şimdi biz seni kaybetmeyek. Sana bir sahip çıkak. Ne söylüyorsun? Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Benim mikrofonum açık herhalde. Evet. Şimdi Osman'cığım önce tabii ben bizleri izleyen Vizyon 58 televizyonda bizleri izleyen değerli dostlarımızı en içten saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Allah herkese hayırlı kazançlar versin. Huzurlu yuvalar versin. Her şeyin başı duadır. Birbirimize dua edelim inşallah. Bu günlerde geçer inşallah diyoruz. Evet. Şimdi müsaade buyurursan tabii içimiz yanıyor ama bu canlı yayın programında yine biz programımızı yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün yine toprağa verdiğimiz çok değerli büyüğümüz Orhan Örnek Bey Hafik Üniversitesi'ni yaptıran değerli abimiz. Camisi mi yaptı? Evet, babası da bir ay önce Akın rahmetine kavuştu. Onu da biliyorsunuz rahmetli olmuştu. Ona, Mustafa Parlak kardeşimize, Parlak ailesine ve eşine bir hafta arayla onlar da Akın rahmetine kavuştular. Onlara yine bizim amcalardan amca torunu Arif yeğenime bunlara hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Mekanları cennet olsun diyorum. Şimdi benden buraya gelirken çok istek vardı ama özellikle Yama Dağları'nı istediler. Oo, benden. Güzel. Biliyorsunuz Yama Dağları'nı Sivaslı çok sever. Bu vesileyle de Ali Kızıltuğ hocamıza Allah'tan rahmet dileyelim. Amin. Bu eseri de kendisi bana vermişti. Telif hakkını da aldım ben. Yani albümde okuma hakkım da var. Ama bugün de burada okumak istiyorum. Bakalım takdir dinleyenlerin diyorum. İnşallah. Evet. Yama Dağları geliyor. Evet. Yama dağlarda kardeş yiğidin yeri
At üstünde gezerdi felek felek ağanın biri biri. Mekan eylemişti oğlan oğlan yukarı köyü. Kaç gecedir ki benim elif uykum gelmedi. İyi dedi bükülmezdi bileği, Elif'in almaktın o Yusuf'un dileği. Kime şikayet edem yavrum 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 ben bu feleği. Kaç gecedir ki benim Elif uykum gelmedi. Beşliğin almış olan gider düğüne. Anası yalvarır ne olur komşular gelin o Yusuf'un önüne. Akşamdan oğlan haber salmış geline. Kaç gecedir ki benim Elif uykum gelmedi. Oğlum bu düğüne gitme yavrum gelmesin geri. Emin orada korkma yavrum yavrum kurt yemez seni. Kardeş kardeş sen ağlaman ağlaman anam ağlama öldürmez beni. Kaç gecedir ki benim anam uykum gelmedi. Davul ile zurna karşı geldiler, bahşiş için para bile aldılar. Gitme yavrum gitme, ne olur sana bir tuzak kurdular. Kaç gecedir ki benim oğlum uykum gelmedi. Bir beşlik aldım da yeniden yeni. Elif yalvarıyor Yusuf'um beri gel beri beri. Kardeşin çadırına inmeden Yusuf vurasın beni. Kaç gecedir ki benim oğlum uykum gelmedi. Elif'im ben sana kurşun atamam. Sen kara toprakta ben yatakta yatamam. Bir beşlik aldımdan Elif geri satamam. Ismarladım her sahibi gelmedi. Kollarım kırlama yattım bir kurşun. Anası da der ki ne olur şu Yusuf'a yetişir. Soldu rengiden Elif, Elif, Elif bile güneşim. Kaç gecedir ki benim Elif uykum gelmedi. Savcı gelmiş cenazelere bakışır. Eyvah oğlan kıza kız oğlana yakışır. Anası da gelmiş başucunda yavrum 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 deyimeleşir. Ben bildim ki benim oğlum yeti gelmedi. Benden selam olsun o katil yamadağın ay.
Hüsniye figan etti dostlar gençlik çağının. Ali Kızıltum'da der ki dostlar dünya ne yemey. Şah güldüm oynadım felek sanım gelmedi. Ali Kızıltum'da der ki dostlar dünya ne yemey. Şah güldüm oynadım felek sanım gelmedi. Osman'ın bu türküyü de damatlarıma, kızlarıma armağan ediyorum. Onların isteğiydi. Onları çok seviyorum. Tabii bunun bir öyküsü var. Biliyorsun gerçek olan bir şey. Divriğin Yama Dağları eteklerinde bir ağanın iki oğlu karşı köyden güzeller güzeli bir Elif'e aşık olurlar ikisi de. Ama o güzel güzelleri Elif ağanın küçük oğlu Yusuf'u sever. Ağanın da bundan haberi yok. Gider büyük oğluna Elif'i nişanlar. Tabii bunu duyan Yusuf'la Elif çok üzülürler. Derler ki nasıl olacak? Biz birbirimizi seviyoruz ama senin kardeşinin evine biz nasıl gelin oluruz? Düşünüyorlar, taşınıyorlar. Diyor ki Elif, Yusuf ben diyor kardeşine gelin gidemem. Seni seviyorum. Ama yöremiz töremiz de buna müsaade etmez. Ben diyor gelin olunca ne olur diyor beni vurasın. Vay be. Beni vurasın diyor. O da söz veriyor. Diyor ki Elif'im söz olsun. Sen gelin olurken seni vururum ama ben de bu dünyada yaşayamam. Ben de kendimi vururum diyor. Ve düğün o zaman atlan biliyorsun gelin gidiyor. Düğünü vuruyor. Sonra da kendini vuruyor. Bu atta böyle Ali Kızıltı'da böyle yakmış. Ağzına sağlık. Nur içerisinde yatsın sayın. Gerçekten de eski türküler insanı bir yerlere sürüklüyordu, götürüyordu. Biz bunlarla büyüdük. Hepsinin bir anısı var, öyküsü var. Şimdiki türkülerde bilmiyorum, sen de sanatçısın. Sanatçı dostlarımıza da saygı duyan da çok... Şimdi Osman'ım biliyorsun bir yönde biz tekstille de uğraştığımız için mecbur bizdeki çalışan arkadaşlara kapatın bu radyoyu da dinlemeyin diyemiyoruz. İnanır mısın öyle bir guya eserler okunuyor. Ya böyle bir kere kelime söylenmez. Diyor ki sen diyor karşımda diyor durdukça, sustukça geberiyorum, geberiyorum. Sen karşımda sustukça geberiyorum. Yani böyle başlıyor, böyle bitiyor. Dedim ki orada çalışan bir çocuk, Vanlı bir kardeşimiz var. Dedim oğlum bunu dinleyen var mı? Dedi ki abi milyonlarca vallahi bunu dinliyorlar. Ama bizim türkülerimiz dinlemezler abi. Bu iş böyle. Evet ne güzeldi. Evet telefonumuz var. Alo. 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 İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Osmanlar. Hayırlı akşamlar başkanım. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkür ediyorum Zara Belediye Başkanımız Sayın Fatih Çelik. Başkanım biraz önce sizden bahsettik. Evet. Programımızı izliyoruz keyifle. Sağ olun. Buradan Hacali Bey'e, Sayın Hocam Hüseyin Bey'e saygılarımı sunuyorum. Bir mukabil başkanım. Bizi izleyen Çimemçelli'mde sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Bu biraz önceki konuyu bu okuma yarışması noktasında kısmen de olsa evet. Ödüllendirme Hacer abi notlarını almıştı. Bugün onunla başladık. Ben tebrik ediyorum bu güzel çalışmadan dolayı. Öncelikle ben teşekkür ederim böyle bir projemizi ekranlara taşıdığınız için. Zaroktuyor.com temizli okumamışım. Pandemi döneminde, salgın döneminde evde kalan çocuklarımız ve yetişkinler için düzenlemiş olduğumuz iki kategoride değerlendiriyoruz. Ve burada birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye akıllı saat ve çeşitli hediyelerimizi yer alan bir çalışma. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de LGS ve üniversite sınavlarının deneme sınavlarını da buradan yapacağız.
Yani Zara Belediyesi eğitime katkı olacak bir sayfası bu. Bunu ileriki dönemlerde daha da geliştireceğiz. Eğitim her alanda olmamız gerekiyor bizim. Kültür anlamında, eğitim anlamında. İnşallah elimizden geldiğince mücadele ediyoruz sizlerle. Kolay gelsin Sayın Başkanım. Takip ediyoruz. Umarım çalışmalar devam ediyor. Kış ayı da olsa. Evet, yani şu anda pandemi dönemi yasakla var ama hizmetlerimiz devam ediyor. İnşallah bu yıl çarşı merkezimizi, Ahmet Başkürt Mahallesi'nin Üstü Yıldırım caddelerimizi, burada düzenlemelerimizi yaptık. Allah'ın izniyle 2021'inde de Taşyaka Mahallemizde güzel bir çalışma yapacağız. Taşyaka Mahallemizin üst yapısını komple yeniden inşa edeceğiz. Kolay gelsin diyoruz başkanım. Sevgili başkanım, çok güzel günler yaşatmıştınız bize festivalde. Evet. Çok güzel bir festival olmuştu. Çok mutlu olduk. Tabii ki dostlarımızın sayesinde. Zorlar birlikte beraberliğin hazreti. Yani her şeyimiz bir birlikte mücadele veriyoruz. Buradan şunu ifade edeyim. Zorlar Belediyesi 1871 yılında kuruldu. Bu yıl 2021'de farklı programlar yapacaktık. 150. yıl vesilesiyle. Biz şu an bir çalışmamız var. Zara için söylüyoruz. Bir klip çalışmamız olacak. 10 dakikalık. Zara'nın önemli olan yerlerini, gezilecek yerlerini tarafında gerçekleştireceğiz. 150. yıl etkinliği için. Bu programı hazırlayan ve emeği olan Ahmetcan Bulut kardeşimize ve ekip arkadaşlarına buradan Sinan Aracılığa teşekkür ediyorum. 2021 inşallah pandeminin bittiği yıl olur. Biz de milletimizle, sizlerle, hürmetçilerle, hemşerilerimizle buluşmuş oluruz gönül gönüle. İnşallah. Hasretle bekliyoruz. Ama mesafelerimiz uzakta olsa gönüllerimiz bir. Bundan eminiz. Dolayısıyla tüm hemşerilerimize buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Başkanım biz de şahsında Zara'ya herkese saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok biz sağ olun. Buradayız, siz Zara'dasınız ama her ama haliyle, her yönüyle gönlümüz Zara'da. Evet. Her programda da Zara'yı öne alıyoruz. Evet. Acele abi Zara'dan çıkamadı başkan. Şimdi eleştiri alıyoruz. Zara'dan bir türlü çıkamadınız diyorsunuz ama diyorlar ama. Başkanım hiç hafiye doğru gitmiyorlar bunlar. Vallahi ben... Zara'nın öz kütahlılığı çok fazla. Doğan Şarı var, 16 ilçesi var ama bunlar hiçbir tarafa gitmiyorlar başkanım. Ben önceki programlarda da söyledim. İstanbul Türkiye ailesi. Ayrıcalık değil mi? Yani biz zarar olmaktan elhamdülillah çok şükür diyoruz. Evet. 16 ilçemiz de bizim. Eyvallah. Dolayısıyla. Evet. Zara biraz ayrıcalıklı. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ağzına sağlık. Buradan başkanım, Zara'ya selam olsun. Teşekkür İstanbul Türkiye'nin aynası. Sivas Türkiye, evet. İstanbul'un aynası. Zara da Sivas'ın aynası. Buyur. Evet, evet. Yani yine çıkamadı başkanım. Yine çıkamadı oradan. Evet. Yani Zara örnek diğer ilçelerde de Zara'da olan her şey yaşananlar mutlaka diğer ilçelerimizde de var. Biraz önce de söyledim. Gene programda şimdi değineceğim. Diğer ilçelerin de muzdarip olduğu Zara'daki esnaflarımız kadar diğer ilçelerde de aynı sıkıntılar yaşanıyor. Evet, onu biliyoruz. Onun için birimiz hepimiz birimiz için. Onun için sıkıntı yok. Hepimiz Sivaslıyız. Evet. Çok evet. Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Sizin aracıyla alıyorum. Tüm zararlı hemşehrilerimi selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar efendim. Evet. Sayın Zara Belediye Başkanımız Sayın Fatih Çelik'ti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, Acar Bey, Zara'dan çıkmayacağım diyorsun da. Şimdi Zara'dan, yani Zara'yı örnekliyoruz biz. Yani biraz önce de şimdi sevgili izleyicilerimizin, bizim Ardahan'dan Gars'a izleyicilerimiz var. Eyvallah. Yani aynı sorunlar Ardahan'dan Gars'a, Gars'tan Tekirdağ'a, Çanakkale'ye hepsinde elbette bizim kucakladığımız izleyicilerimiz var. Yanlış anlaşılma olmasın. Tabii siz Zara'yı iyi bildiğiniz için, Zara'daki muzdaripleri gördüğünüz yani için. Yani sorunları yaşadığımız için. Sorunları yaşadığımız için. Birebir o nedenle. Tabii. Yani bir diğer bir ilçemiz bizim isim vermeyelim ama herhangi bir ilçemizin katüsüde kapımız zaman açık, hepsi gelip kendisini burada anlatır. Yani hemen Hafik yanımızda. Evet, geldik. Şimdi, biraz tabii önce özür dilerim peynir derken Sıva köylerdeki peyniri örnek verdik. Ancak o satılan peynirler
yani peynir diye satılanların, başka illerden getirilen peynirin Zara peyniri gibi, İmranlı peyniri gibi, Hafik peyniri gibi satılmış olması, ben şahsen burada bir zarar olarak icap duyuyorum, rahatsız oluyorum. Evet. Yani alakası yok. Erzincan tulum peyniri diye satıyor. Erzincan'ın Ilıç'ta mesela dorak derler. Tereyağıyla, kaymağına falan bir ufak işkembenin şeyin içerisine karışım basılır. Erzincan'da farklı bir ya. Farklı bir şeydir. Ama o yöreye mahsustur. Bir de Divli'de vardır. Evet. İmranlı'da vardır. Çok yani onu başka yerde satamazlar. Hemen konuya girecek olursam tabii özellikle bizim göremizde İç Anadolu'da daha çok ağırlıklı illerden gelip bal üretimi yapan hemşehrilerimiz var, konuklarımız var, yer kiralamalar yapıyorlar. Evet. Ama tabii burada gelip illerin ismini söylemeyeceğim ama bir şekilde bal üretimini yaptıktan sonra oradan çekilip gittikten sonra o ilçenin ismiyle balını satmaya kalkıyor. Aynen. Buradaki muzdaripliğinizi hemen şimdi orada getirecek olursanız. Son dönemlerde yani Sivas'ın bizim çevremizde bildiğim Beydağ, Kızıldağ, Köse Dağ, diğer ilçelerin etrafında da yani benim bilmediğim dağların kekik ve keven otu, çiçeği çok farklı bir aromasıyla yani yapma aroma değil, doğal aroması, kendi aroması ve faydalı, en faydalı otlardan biri. Mesela şimdi bu salgın hastalığı korunmasında kekik yağı kullanılsın deniyor. Burunların önüne konulduğunda işte o virüsün giremediğini engellediği söyleniyor. Öyle söyleniyor. Evet. Kekik balınında doğal olarak, hakiki kekik balının doğal olarak çok derde derman olduğunu, şifa olduğunu, bunu uzmanlar belirtiyor. Evet. Burada dışarıdan gelen çevre illerden üreticiler yalan söylemiyor. Zara da geliyor, bir ay duruyor. Ondan sonra da oradan aldığı, ürettiği balı haklı olarak Zara balı diyor. Bu konuda bir araştırma var mı? Geçmişte tabii ki gözlemlediğimiz var. Geçmişte ben çocuktum. Allah rahmet eylesin. Cemaz Nadim amca vardı. Hayvan alır satardı. Kibrit kutusunun içerisine sineğe koyar, yaka cebine atar. Bir öküz satıyor, hayvan satıyor diyelim. 200 lira değeri atıyor. Onun önünde 220 lirayı sayar. Hayvanın değeri 200 lira. Ondan sonra da gelen müşteri geldiği zaman der ki bu canın hayrını görmeyeyim. Kibrit kutusuna vuruyor, kibrite de vuruyor. Bizim orada bir de hozan ayağının altına koymuşlar. Vallahi de bu hozan bizim, billahi de bu hozan bizim. Yani bu hayvana 220 lira verdiler de vermedim demiyorum. Bu 220 lirayı gördü, gene de vermedim. Öküzün gözünün önünde parayı sayıyor ya. Yani adı üstünde cambaz. Şimdi burada da oradan gelip de Zara'da birkaç köyde, köylerinde, İmranlı'da da yaşanıyor bu. Suşehir'inde de yaşanıyor bu. O civarda, bölgede. Ondan sonra da işte oradaki esnaf, arıcı 800 kilo bal alırken o adam 3 ton, 4 ton bal alıyor. Nasıl oluyor bu? Aynı çiçekten biraz mi? Biraz önce bir şey söyledim. Yani bu bir ilin tereyağının çeşitli yerlerde satılıyor olması, her tarafın mera olsa, otlak olsa falan gibi örneği. Yani arı 15 kilometre ötedeki dağın arkasındaki, ardındaki çiçeği görür, ona gider denir. Cenab-ı Allah'ın verdiği bir hikmet var onda. Fakat burada asıl olan şey şu. Arıya kek mi yapıp veriyor, glikoz mu yediriyor veya glikozdan mı bal üretiyor, şeker mi veriyor? Şimdi Zara'daki, İmranlı'daki, Hafik'teki esnaflara soruyorum. Şekeri kim tüketiyor? Bu bir. Oradan belli. Yani kim tüketiyor derken arıcıları tenzih ederim. Hakkani, başta da söyledim. Hakkaniyet hakkıyla üretim yapan, her türlü üretimi yapan başımızın tacı. Allah razı olsun. Ama hile yapıyorsa o yanlış yapıyor. Reçelin kilosu kaç para? 20 bin liradan, 25 bin liradan. 25 liradan aşağı değil. 15 liraya bal nasıl satılır kardeşim? Toptan 15 liraya bal veriyor. Bir de şu var. Yazın malum buradan köylere giden hemşehrilerimiz var. 2-3 ay kalıyor. 2-3 ay sonra dönüş yapacak.
Diyor ki ya 2 aylık 3 aylık masrafımı, burada geldiğim yaptığım masrafımı çıkarayım, buradan bal alayım götüreyim. Zara balı götürüyor ya, getirecek ya. Getirdiği bal 15 liraya 20 liraya aldığı balı burada zara balı diye 50 liraya 60 liraya buradaki insanımız da güveniyor alıyor. Şimdi öbürü de bilmiyor, alan da bilmiyor. Yani balda nasıl bir bal bilmiyor. Balın, zaradan aldım bal diyor. Bal neyini keşfedecekler? Zara bak balı, ben balın uzmanıyım diyen, kendine güvenen varsa katılsın yayına söylesin. Balı ayırması zordur. Nedir biliyor musun balın? Şu raporu çıkartıp da tahlil yaptırıp da benim balım bu diyebiliyor mu? Nerede çıkaracak mı? Tarım İl Müdürlüğü'nden. Tarım Bakanlığı'na müracaat edecek, alacak. Parayla mı? Tabii ki parası verecek. Ha bu, bazı şirketler var. 4.000-5.000 lira, 7.000 lira yapanlar var. Tarım ilçe müdürlükleri 150 lira yapıyor. 150 liraya o balı tahlilini yaptırmıyor, imtina ediyor. Niye imtina ediyorsun? Kendine güvenmiyorsun demek ki. Hmm. Yani buradaki mesele balın içerisindeki ne var o şeyin içerisinde, balın içerisinde? Peki Hacı Ali abisi bakarken bir şey sorabilir mi abi? Özür dilerim. Özür dilerim. Ben özür diliyorum. Evet. Polen olayı var. Şeker oranı var. Bunların tahlilini bu raporda zaten tek tek alıyor, tek tek gösteriyor. Sıvı bal da olsa, petek bal da olsa. Bu karakovan dedikleri, karakovan olayı da o apayrı bir şey. O da apayrı bir şey. Yani sızma balda, süzme dediğimiz o sızma balda, sızdığı için adına sızma veya da süzme diyorlar şeyden, kevgüden evet, geçiyorlar evet, evet. Falan. Şimdi sıkıyorlar şeylerin içerisinde ısıyla falan. Bal mumundan ayırması kolay oluyor. Oradaki mesele sıvı balın, süzme balın kalitesinin oranı tamamen peteğin üzerinde arının gittiği. Başta söyledim, glikoz mu yedirdi, kek mi yedirdi, şeker mi yedirdi? Yoksa çiçeğe mi gitti? O bölgenin kekik ve keven otunun özü hakiki baldır. Arıya ne verirsen onu alırsın. Ama ne var? Karakoğan'da da şu petek. Evet. Petek olayında ben arıcı değilim. Ama bal satıyorsun. Bal tüccarını yapıyorsun. Bal tüccarlığı yapmıyorum. Ben alıyorum, yiyorum. Aynısını da Hüseyin Bey isterse Hüseyin Bey al bu baldan sende diye tavsiye ediyorum. Şimdi bu kovanın içerisine koymuş çıtayı. Ortasına da mumu koymuş. Normal mum, daha önceden kullanılmış. O şekillendirilmiş. Arı neye giderse, ne emerse diyeyim, onu getirir burada verir. Nasıl ki ineğe küspe verirsen, şeker pancara küspesi verirsen, kepek verirsen, ona göre sütün tadını oranını alıyorsan, orada da yayılıma giden ineğin, keçinin, koyunun, sütünün yağ oranı farklıdır. Arınınki de aynıdır. Burada karakovandaki olay şekil değildir. Petek de getiriyor adam, bu karakovan diyor. Ama içine baktığın zaman hakiki karakovan balı yediğinde lokum gibi yersin. Ağzına, diline, dişine hiçbir şey dokunmaz. Arının yaptığıdır. Ama öbürüne ortasına peteğe koyduğu zaman zararlı mıdır? Petek zararlı değildir. Fakat karakovan olması veyahut da normal bal olmasındaki en önemli özellik, başta söylediğim gibi, arının aldığı gıdadır. Çiçekten mi alıyor, yoksa glikozdan, şekerden, kekten mi alıyor? Ha, çiçeğe giden 800 kilo alıyorsa öbürü 4 ton alır, 5 ton alır. Burada daha fazla alayım diye arının fazla çalışmasını tamamen... Biz burada arının sırrını çözemeyiz herhalde, değil mi? Çözemez. Evet. Yani o zaman... ben uzmanıyım diyen adam arının sahtesini, glikozu yer, bu baldır, fark etmez. Kimse kusura bakmasın. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi Acel abi, peygamberlerin dışında yanlış fetva olmasın, peygamberlerin dışında iki şeye biliyorsun ilahi emir gelmiştir. Birisi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine, anasına,
hayvanlar alemine de arıya vahiy gelmiştir. Arıya vahiy gelmiştir. Böyle bir kutsal bir arının balına bu hileyi katanlara nasıl ceza verilmesi lazım? Tabi bal böyle şöyle, bunu yapan da insan, doğru mu? Evet. Eğrisini yapan da insan, doğrusunu yapan da insan. Şimdi arı, haydi şekeri vermedik ama arı gitti, tarlaya atılan gübre, kimyasal ilaç. Kimyasal evet, ilaç evet. Ve oradaki bitki, evet, ekin evet, diyelim ki yükseliyor, evet, başak veriyor. O başağa gidiyor, tatlı olduğu için arı konuyor. Yine gidip arı oradan fendi şeyini alıyor. Ne alırsa onu verecek. Bir de arıcılar dahi bilir. Hani bizde nasıl şu sözüm ona montofon hayvanlar olur ya, kara hayvanlarından daha cüsseli olur filan. Şimdi o arılarda da o fenli olan öz arıları boğuyorlar, öldürüyorlar, yaşatmıyorlar. Evet. Yani şimdi bunlar, bir de insanları bunun üzerine kattığın zaman abi zaten katmerli oluyor. Bu insanlara kim dur diyecek? Sen şimdi bir türkü söyle. Ben bir türkü ondan söyleyeyim üzerine. Ondan sonra balın üstüne gidek. Madem buralar bizi doyuruyordu da. Heh. Biz niye geldik bu gurbete? Heh. Sen evet, şimdi ondan sonra balın sırrına gireceğiz yavaş yavaş. Yoksulluk olmasaydı ben köyümden göçer miydim? Umutlarım solmasaydı ölen ben Sivas'tan göçer miydim? Umutlarım solmasaydı ölen Erzurum'dan göçer miydim? Göçer miydim, göçer miydim? Göçer miydim, göçer miydim? Ben zaradan göçer miydim? Ekmeğim aşım olsaydı, fabrikam işim olsaydı, Ankara başım olsaydı ben köyümden göçer miydim? Ankara başım olsaydı gün yamaçtan göçer miydim? Göçer miydim, göçer miydim? Göçer miydim, göçer miydim? Ben Divri'den göçer miydim? Adıma doymaz edik, gıdamız kavurga edik. Vallahi köyde muz görmedik, yoksa köyden göçer miydim? Biz zarada muz görmedik, yoksa oradan göçer miydim? Göçer miydim, göçer miydim? Göçer miydim, göçer miydim? Malatya'dan göçer miydim? Gelip sizi görmeseydim, size gönül vermeseydim, canım gibi sevmeseydim, bugün burada olur muydum? Ben Osman'ı sevmeseydim, bugün burada olur muydum? Gelir miydim, gelir miydim? Gelir miydim, gelir miydim? Bugün burada olur. Arkadaşım koronadan isteyin,
Zalim zulüm olanları al götür. Sen geldin geleni huzur kalmadı. Hayatından bıkanları al götür. Korona al götür, korona al götür. Çalışmadan sokak sokak gezeni, insanların arasını bozanı, sonradan görüp de hepten azanı, hiç bekletme çabuk götür korona, korona, korona. Meyhaneden gelir gece yarısı, cebinde bulunmaz ekmek parası, yollarını gözler oğlu karısı, gözü elde olanları al götür korona, al götür. Yediğimiz bala hile katanı, kocasından dönüp ayrı yatanı, babasını sokaklara atanı, hiç acıma çabuk götür korona, korona, korona. Haksız yere vurgun yapıp çalanı, her gün söyler türlü türlü yalanı, kocasını öldürüp maşalanı, hiç bekletme çabuk korona, korona, korona. Gün doğanın sözlerini alanı, Mevlam sabır versin geri kalana, nice yiğitlerin aldı korona, gayri bundan sonra acı korona, korona, korona. Yazmışsın bir türkü. Evet. Bunu da herhalde tutturacaksın. İnşallah. Ve orada bir beddua var, biraz dua var. Karıyı kocadan ayrı. Nasıl alırsa alacak kardeşim yani oradan belli ne yapayım. Arif olan anlar diyorsun. Evet Hacer abi. Bal noktasında hemen şey yaptık. Balda şimdi zara balı diye glikoz satılmasına, şekerli bal satılması veyahut da başkalarının kazanç elde edecek diye zaranın adını kullanması. Zararlı. Veyahut da İmranlı Suşehri Hafik. O önemli değil. Yani biz oraya örnekleme veriyoruz. Hı hı. Gözlemlediğim için söylüyoruz. Bizi rahatsız ediyor. Nasıl ki bir peyniri, başka yerin peyniri. Yani il olarak söylemeyeceğim şimdi. Başka yerlerden getirilen peyniri getirip de Zara'nın falan yerin köyleri, İmran'ın falan yerin köyleri, Hafif falan yerin köyleri, Şarkışlar'ın falan köyü peyniri demek abeste iştigal. Yakışık almaz. Evet. Bu ticari bir ahlak değil. Bana göre. Onun ötesinde yani isimlerinin ora olması da önemli değil. Tamam. Bizim burada evet yapılanın yanlış olduğunu dile getirirken rahatsızlığımızı dile getiriyoruz. Ha biz bunu için ne yapabiliriz? Bunu biz yapmayacağız. Tarım İl Müdürlüğü var. Tarım İl Müdürlükleri var. Kontrol noktasında elbette ki bunların üzerine düşeni gereğini yapmaları gerekir. Evet. Yani şimdi bir bandrol olayı çıktı. Bütün esnafları aracı arkadaşlarımızın çoğunda var. Hepsine değilse de. Fakat burada da gene bir takım şeyler yapılıyor. Nedir? Numuneye götürülenle piyasaya sürülen farklı olunca adam gelip de bana burada zarabalı zarabalı diyorsunuz. Sivas orada balı şey diyorsunuz. Önemli, Sivas balı diyorsunuz. Ben Sivas balı aldım. Yani reçel ondan iyiydi demesi bizi rencide eder. Evet toparlıyoruz. Yani onun için
O noktada rahatsızlığımızı dile getiriyoruz. Program mı bitiyor? Evet. Eyvah eyvah. Ya. O zaman Aziz Hemşerilerimizin, tereyağı peynir yapan, satan arkadaşlarımızın kendine özgüven olanları takdir ediyorum. Kendi malını ürettiklerini sattıkları için hakkaniyetle, hakkıyla, emeğiyle kazananları şükranlarımı sunuyorum. Ama bu tür yanlışlar yapanlara da yani artık Allah hidayet versin, ıslah etsin. Bunlara senet yapsan ne olur ki? Bak şimdi bir şey söylüyorum. Allah ıslah etsin, hidayet versin diyorum. Senet yapsam bir şey olmaz. Senet olayına gelirsen, bak senet nedir biliyor musun? 50'li yıllarda bir esnaf alışveriş yapıyor. Alışveriş yaparken yanında bir iki kişiyi şahit gösteriyor. Osman'ım senet sünnettir. Ben hiç unutmuyorum, hemen kısaca geçeceğim. Rahmetli Bahattin Türkay abimiz 80'li yıllarda askerden geldim. Bir buzdolabı alacağım. Buzdolabı içinde nakitim yok. Dayımı kefil gösteriyorum. Esnaf Kefaret Kooperatifinden kredi alacağım. Bankadan. Evet. Dayım ya. Dayım güvenip bana veriyor. Ama rahmetli dedi ki yeğenim şuradan hemen bir senet al. Bir de pul getir. Burada bir senet yap. Ölür mü dünya? Ne olur ne olmaz. Senet sünnettir dedi. Buraya koy dursun. Borcun bittiği zaman dedi bu senet yırtar atarsın. Bundan dedi korkacak bir şey yok. O zaman dedim ki ha bu güven meselesi. Evet. Yapılması gereken bir şey. Evet. Şimdi alışveriş yapıyor insanlar yani 50'li yıllarda. Fakat nadir biliyor musun? Sen Hüseyin kardeşimden bir mal aldın, borçlandın. Hı. Elle bir senet yapılıyor. O matbu senetleri yok. Veyahut da sözlü olarak yapılmış, onu kağıda döküyor. Diyor ki şu kadar sürede eğer ki Osman şu miktar parayı Hüseyin'e ödemez ise Hacı Ali Osman'a heslenecek. Evet. Yani bu heslenme olayı nedir? Ondan korktuğundan ötürü değil. Edep. Edep, adab, itimat, güven meselesi. Son sene kapatıyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah yarınlarımızı bugünden daha hayırlı eylesin diyorum. Bir dahaki programda buluşuruz diyoruz. Valla bir çimcik oldu biz. Dayamadık. Doğrusu. Bir çimcik oldu. Çok da güzel oldu. Ağzına sağlık. Buradan tekrar eşimize, dostumuza, yarenlerimize, herkese dolu dolu selam olsun. Şunu bilsinler ki biz hep sevgiden yanayız. Dürüstlükten yana olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Şimdiye kadar da ola ki bu dostlarımıza, insanlarımıza karşı bizlerin de hatası, kusuru var ise sürçülisan ola, affola diyoruz. İnsanız, beşeriz, olur. Ama önemli olan art niyet olmasın, kötü niyet olmasın. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Programının devamını, dolu dolu devamını diliyorum. Program yetmiyor ki. Yetmiyor ha. İnşallah. Sen bu saatleri ya yükselteceksin. Buraya geldiğimize göre bir şeyler olsun yoksa şimdi, bilmiyorum. Sen be Osman kusura bak. Para. Osman kusura bakmasın. Para da kardeşim bak Sivaslılar diyoruz. 7 milyon Sivaslı var. Sen biliyorsun biz bundan çok 7 milyon Sivas Vakfı'nı kurduğumuz zaman buradan da Muhsin Kaya başkanımıza da selam olsun. Bizden evet. Evet. Şey veriyorlar, sinyal veriyorlar. Peki. Biz selam olsun buradan. Habeş evet, buğdayını isteyeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz önümüzdeki hafta Habeş buğdayını isteyecekmişiz. Öncelikle programımızı bugün bizleri izleme nezaketinde gördüğünüz, gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tabii saatler yetmiyor. Hele bir de yöreye girince hiç yetmiyor. Özellikle Hüseyin abinin Türklerine doyamadık. Yazmış, çizmiş, getirmiş ama henüz daha 3-5 tane söyledi. Ben buradan Vizyon 58 ailesi olaraktan bizi izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili Muhsin kardeşime teşekkür ediyorum. Bu pandemi vesilesiyle tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bizi arayaraktan bizleri onurlandıran ve arayıp da telefonu düşüremeyen insanlarımız oldu. Mesajlarla kendilerimizi onurlandırdı. Bize destek veren çok değerli dostlarımız var. Kenan Durgun kardeşimize teşekkür ediyoruz. Özellikle bizlerimizin yanında oldu. Sayın Mehmet iş adamlarımızdan, Sivas'ımızın iş adamlarından çok değerli, zararlı bir abim. Kendisine de türküyü gönderdim. Hüseyin abinin türküsü kendisine teşekkür ediyorum. Ali Rıza Sakarya, konuklarıma ve kendisine izleyicilerimiz için selamlar, çok teşekkür ediyorum. Cumhur, özellikle Çınarlı Cumhur, çok teşekkür ediyorum. Benden sonra hemen
hafimizin bir dönem belediye başkanlığını yapmış olan Sayın Zeki Aydın'la yapmış olduğumuz Yolumuz Gurbete Düştü programımızın bizden hemen sonra başlayacak. Kaçırmayın. Orada da çok güzel konuları işledik. Bu vesileyle programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Allah bu canda, bu bedende sağlık olursa sizlerle beraber olacağız. Başka konu ve konuklarımızla inşallah birlikte olacağız sevgili izleyicilerimiz. Hayırlı akşamlar.